Çokça tepki de geldi. Bakıyorum açıklamalara. Mesela dün Özgür Özel dedi ki bu bir sorundur, bu bir gerçektir. Bu köpekleri uyutalım ya da öldürelim demenin tutarlı bir tarafı yok. Ya, bir hayvan hakları fonu kurulmalı. Mustafa Destici, biz bu konuda çok netiz diyor dünkü basın toplantısında. Hı-hı. Şu an insan hayatına ciddi tehdit oluşturuyor. Ben bu yasa teklifini desteklediğimi ifade ediyorum. Çözüm bulmamız lazım diyor. Sanatçılardan da tepki var. Ajda Pekkan'ın tepkisini okudum. Dedim yani bir hislere tercümandı benim açımdan, benim şahsım açısından. Hı-hı. Mesela Enam suresini, dini boyutunu da hatırlatmış. Hı-hı. Allah'ın, hayvanlar da Allah'ın ümmetidir demiş. Haksız yere bir serçeyi öldürenden Allah kıyamet günü hesap soracaktır. Yıllardır yapılmayan kısırlaştırmalarda artan nüfusu çözmeyi beceremeyince onları öldürmeye karar veremezsiniz. Belediyelere görevini yaptırmadınız diye bedeli hayvanlara bunu ödetemezsiniz diyor Ajda Pekkan. Mükemmel. Gerçekten. Yani %100 katılıyorum. Kesinlikle. O serçe örneği de çok doğrudur. Çok doğru. Yani bir, sanatçı vicdanı da budur. Gerçekten Hazreti doğru budur. Hazreti yani. Ömer'in dağlara buğday atın, Müslüman ülkede kuşlar aç kaldı demesinler. Tabii. Yani hatırlayalım, Allah'ın sessiz kullarıdır diye zannederim Hazreti Mevlana'nın sözü. Yanlış aktarıyorsam Nevzat beni düzelt. Bunun dini, vicdani, insani bir boyutu da var. Bu bir sorundur. Çocuklarımız elbette korkmamalı, hayatını kaybetmemeli. Hiç tartışmasız, ben de bir anneyim. Herhalde ama dini, dini konularda hata yaparsak Nevzat düzeltecek. Buyurun Nevzat Çiçek, buyurun Nevzat. Şimdi önce şunu ifade edeyim sana. Aslında Faruk Aksoy güzel bir çerçeve çizdi. Ben bir köpek bakıyorum bahçemde. Ama önce şunu ifade edeyim. Ben köpeği gidip barınaktan aldım. Neden bunu ifade ediyorum? Aslında biraz da sorunun diğer yönünü anlatma noktasında ifade edeceğim. Şimdi karşımızdaki tabloya önce bir bakalım. Nedir tablo? Yaklaşık 470 bin kuduz vakasının yaşandığı bir ülkeden bahsediyoruz. Yaklaşık 81 insanı bir yılda hayatını bu meseleden dolayı kaybettiği bir yerden bakıyoruz. Ve dolayısıyla da bir tarafıyla Faruk Aksoy'un dediği gibi, evet ben hayvan bakıyorum ama işte baktığım hayvan her ne kadar şehir şartlarına uymasa da, ticari boyutta öne çıksa da, İşte satılsa da vesairesi de ben buna bakıyorum ama diğer taraftan da kardeşim bir dakika ya ben hayvan, sen hayvan seviyorsun ama diğer taraftan da bu tehlikeyi göz ardı etmeden bir sorun bulmak lazım diyen bir çerçeve var. Önce şunu net altını çizelim. Aslında Ajda Pekkan örneğinde söyledin, Enam suresi de geçiyor. Yani birçok dini boyutunu çok tartışmıyorum, çok açık zaten. Fakat burada esas olarak 3 temel sorun var. Birinci temel sorun, biraz önce sen de bahsettin, Türkiye'de ne yazık ki görevini yapması gereken belediyeler görevlerini yapmadıkları için veya yaptıkları görevi aslında dolaylı olarak yapmamakla itham edebiliriz onları. Nedir bu? Şimdi sokakta köpeği yakalıyor bazı belediyeler. Normalde bunları kendi bulundukları barınaklara götürmesi gerekirken bunları ormana bırakıyor, bunları dağlara bırakıyor. Ve yan belediyenin alanına bırakıyor, diğer belediyenin alanına bırakıyor. Küçük ırkayı o tarafa atıyor, evet, büyük ırkayı bunlar oldu. Aynen tam onu söyleyeceğim. Şimdi mesela Sayın Destici biz bunu destekliyoruz dedi. Kendisinin kazandığı Sivas Belediyesi hayvan toplamaya başladı ama şimdi Sivas Belediyesi hayvan toplaması yetmiyor ki. Çevre illerden o ormanlara getirilen hayvanların Sivas'a girmeyeceğine dair bir şey var mı? Yok. Dolayısıyla da şimdi birinci kısım bu. Ve burada belli alanlarda bu hayvanlar çoğalmaya başladılar. Ve burada çok ciddi anlamda bir kolonileşme oldu. Bu birinci boyutu. İkinci boyutu merdiven altı üretim boyutu. Sena Alkan, ben tabii hayvan beslediğim andan itibaren işi ticari boyutunu öğrenmeye başladım. Nedeni şu, şimdi ben diz köpek bakıyorum ve dolayısıyla bu kısırlaştırılmadığı süreç içerisinde ya bunu yavrulamaya vermek istiyorum dediğinizde onlarca ilan alıyorsunuz. Çok şaşırtıcı. Çünkü sebebi şu, o yavruların çok ciddi paralara satıldığını öğrenmeye başlıyorsunuz. Bu da ikinci kısmı. Yani merdiven altı üretim dediğimiz üretim çiftliklerinin bir an önce hepsinin kontrol altına alınması ve bunların kapatılması gerekiyor. Üçüncüsü, biraz önce Faruk Aksoy söyledi. Pet shop ve bu mama endüstrisini de bir yere yazmak gerekiyor. Çünkü gerçekten bu işin bir ticari boyutunu hayvan sevgisi kılıfı ağzı altında perdelendiğini, meselenin çözümsüzlüğünün de bir başka boyutu olduğunu altını çizmek lazım. Peki sıradan bir insan için mesele nedir sorusunun cevabı. Şimdi siz gidiyorsunuz, diyorsunuz ki kardeşim ben bir hayvan aldım ve bunu besliyorum. Ama daha sonra ben bunu besleyemiyorum ekonomik şartlardan, başka sebeplerden bunu sokağa bırakıyorum.
Şimdi Avrupa'da bunun çok ciddi bir cezası var. Türkiye'de biraz önce Faruk Aksoy söyledi, bu kimlik meselesi var mı? Evet, bir kimlik meselesi var. Yani bir çip var, o çiple ilgili hayvan sahibi olduğunuzu belli ediyorsunuz. Onunla ilgili olarak Tarım Bakanlığı'nın kaydına giriyorsunuz. Ama o hayvanı aldım ben, bıraktım. Şimdi bana orada hesap sorulması lazım. O hesap sorma kısmı yok. Avrupa'da bu hesap sorma kısmı o kadar katı ki, yani neredeyse hakikaten hapis cezalarına varan bir sürecin kendisi. Çünkü bir canlı emanet ediyorsunuz. O canlıyla birlikte, ya benim canım sıkıldı, ben bunu bıraktım. Bir saniye, nereye bıraktın? Başkası için tehdit oluşturdu mu? Sen buna gereğini yaptın mı? Dolayısıyla da bu kısım. Şimdi Avrupa örneği veriliyor ama ya Avrupa örneği verildiği zaman sadece İngiltere örneğini biz tartışıyoruz. Bu işin bir Almanya boyutu var. Anadolu Ajansı çok güzel bir grafik yayınladı. 14 ülkede bu işlerin nasıl yapıldığıyla ilgili bir değerlendirme var. Ve dolayısıyla da benim altını çizmeye çalıştığım yer şurası. Şimdi biraz önce Hazreti Ömer'den bahsettik. Evet, Müslüman ülkede, İslam ülkesinde kuşlar aç kalmasın diye dağlara buğday atmışız. Peki Osmanlı'da biz sokak hayvanlarını koruma noktasında, onları besleme noktasında, tedavi etme noktasında vakıflar kurmuşuz. Ve birçok batılı seyahatte şöyle bir değerlendirme gözüküyor. Müslüman ülkeye geldiğinizde, sokakları dolaştığınızda kediler ve köpekler sizden kaçmaz. Böyle bir medeniyet var. Ama başka yere gittiğinizde bu sokakta kediler ve köpekler sizden kaçar. Bunu niye ifade ediyorum? Şimdi biz meseleyi nasıl çözeceğiz noktasından ziyade, bence önce meselenin nasıl bu hale geldiği noktasında hemfikir olmak lazım. Nevzat da... Çiçek, Nevzat, İbn Battuta bunu özellikle vurguluyor. Çok, evet, çok iyi bir hatırlatma bu. Özellikle bundan bahsediyor. Yani Osmanlı coğrafyasında hayvanların sizden kaçmamasına dair çok önemli notları var. Kesinlikle birçok batılı seyahatte de var. Bu şimdi meselenin özünü şöyle koymak lazım. Şimdi 4 milyon köpekten bahsediyor bakanlık. Şimdi Türkiye'de köpeklerin ortalama yaşama ömrü çok iyi bakılırsa 8-12 yıldır. Ama sokak köpeklerinin ortalama ömrü 3-6 yıl arasında girip geliyor. Bunu niye ifade ediyorum? Şimdi siz bir planlama yapsanız, hayvanların kısırlaştırılması noktasında bir çalışma yürütseniz, normalde 3-6 yıl içerisinde bu sirkülasyonu durdurma şansına sahipsiniz. Fakat mesele şöyle, biz bunları tamamen bir şekilde uyutulan kısmı, işin diplomatik kısmı öldürelim. Bu sorun çözülür mü? Peki dönüp bakalım, böyle yapıldığı zaman sorun çözülmüş mü? Mesela açın Cemil Topkuzu'nun anılarını, İstanbul Büyükşehir'de 400 bin hayvanın öldürüldüğünü ama sorunun çözülmediğini görürsünüz. Açın 1952'yi, sorunun çözülmediğini görürsünüz. Açın 1932'yi, aynı şekilde sorunun çözülmediğini görürsünüz. Silin hayırsız ada örneğini açın, sorunun çözülmediğini görürsünüz. Peki, biraz önce aslında senin sorduğun ve gerçekten hepimizin dürüstçe cevap vermesi gereken soru, ne öneriyorsun sorusu? Çok basit öneri şu. Aslında önerinin bir tanesi bu işin hayırsever boyutu. Şimdi biz toplum olarak ne yapıyoruz? Mesela vapura bindiğimizde martıya simit atarız. Herhangi bir meydanda güvercin gördüğümüzde yem atarız. Böyle bir kültürden geliyoruz. Şimdi sokak köpekleriyle ilgili olarak da biz her sokağa mama bırakıyoruz, her sokağa yem bırakıyoruz ve o sokak köpeklerini orada beslemeye çalışıyoruz. Aslında iyilik yapalım derken kötülük yaptığımızın farkında olmuyoruz. Neden olmuyoruz? Çünkü insanların olduğu yeri köpeklerin yaşama alanı haline getirip insan için tehdit haline getiriyoruz. Peki ne yapılması lazım? Aslında bu işin bilinçli bir şekilde barınaklar üzerinden bu yardımların yapılması lazım. İki, İstanbul gibi metropol olan yerlerde köpeksiz alanların oluşturulması lazım. Ne demek bu? Yani şimdi İstiklal Caddesi gibi kalabalık bir yere girip de evde besletmeyen bir köpek cinsiyle giremezsiniz. Girmemelisiniz, o köpeği de evde beslememelisiniz. Yani onun yeri ev değil, onun yeri hiçbir şekilde o toplumun merkezi değil. Peki bu konuda yapılması gereken şey çok açık. Eğer bu mesele gerçekten çözülmek isteniyorsa ben çok açık söyleyeyim. Bugün biz 4 milyon köpeği öldürsek bile eğer barınaklar bu şekildeki mantıkla devam ederse, toplum bu şekildeki yaklaşımla devam ederse sen abi biz 4-5 yıl sonra aynı sorunla tekrar karşılaşırız. Çünkü burada temel sorun
bunların bir şekilde sadece kısırlaştırma meselesi değil. Şimdi şöyle bir şey tartışıyoruz. Tamam, diyelim ki bu 4 milyon köpeği kısırlaştırdık. Peki kısırlaştırdık ama yine de şehirde var bu köpekler. Yine de çeteleşiyor. İnsana tehdit olgusundan bunları vazgeçecek bir mekanizma üretiyor muyuz? Hayır. O zaman kısırlaştırma da tek başına yetmiyor. Dolayısıyla bunların bir şekilde barınaklar üzerinden rehabilite edebilecekleri bir alan lazım. Fakat bu yasada şöyle bir sıkıntı var. Bunu konuşmak lazım. Sonuçta biz biraz önce bahsettik, yani bir İslam medeniyetinden geliyoruz. Bir ay içerisinde sahiplenmeyen köpek uyutulacak, yani öldürülecek. Peki sana soruyorum, o köpek hamileyse ne yapacağız? Neyse, pardon, duyamadım. O köpek hamileyse ne yapacağız? Ay. Mesela ya... Sabah editörüm Seval'le konuşurken de, yani dün akşam burada bu konu yine konuşuldu bu stüdyolarda, aynı şeyi söyledim. Hamile bir köpek, yeni doğurmuş yavruları var. Yani ne yapılacak o zaman? Evet, ne olacak? Şimdi birincisi o. İkincisi, mesela ben köpek sahibi olduğum için biliyorum. Köpeklerin kanser tedavisi 3 ay sürüyor. Ve bir köpek geldi, işte kanser, sahip yok, ne yapacağız? Şimdi bu... Bak, çok açık söylüyorum. Şimdi biz Türkiye'de hep böyle yapıyoruz. Bir yani de bir sorun Nevzat. Mesela bu taslak da benim aklıma yatmayan. Tüm konuklarım için soruyorum. Buradan da lütfen varsa farklı düşünceniz söyleyin. 15-30 gün işte bir önce alınacak, kısırlaştıracak. 30 gün sonra tırnak içinde uyutacağınız bir köpeği niye kısırlaştırıp tedavi edesiniz? Zaten bir şey söyleyeyim mi? İdam mahkumlarının hastaysa idam edilmemesi, iyileştirilip asılması gibi bir şey yani. Sorunlardan bir tanesi o. Şimdi diyorum ki ya, mesela bir köpek geldi size hasta, kanser, belki sahibi gelecek. Şimdi bunu bir ay içerisinde ben tedavi etmeyeceğim mi diyeceksiniz? Veya yavrularını doğurdu, annesini ben uyutacağım mı diyeceksiniz? Yani şimdi çok açık söyleyeyim. Toplum olarak ne yazık ki bir mesele karşılaştığımızda, meseleyle böyle çok hızlı tedbirler noktasında çok sağlıklı düşünme şeyini getiremiyoruz. Ya bu bir sorun. Yani çocuğu, köpeğin ısırdığı insanın feryadını duymamak mümkün mü? Bir sorun. Ama bu sorunu Faruk Aksoy'da biraz önce temas etti. Bir, doğasından koparılan hayvanlar var. Bu bir sorun. Şehirleşmeyle birlikte gelen bir mesele var. Bu bir sorun. İnsan ticari boyutu var. Bu bir sorun. Üreme çiftlikleri var. Bu bir sorun. Belediyelerin görevlerini yapmaması var. Bir sorun. Barınakların yetersizliği var, bir sorun. Bu işin ticari boyutu var, bu bir sorun. Tabii ticari boyutunu söyledim ki, bence Türkiye'deki en önemli meselelerden biri o. Yani şöyle bir şey oluyor, yani ya olabilir mi ya? Şimdi mesela gidiyoruz alışveriş merkezlerine, orada kafesin içerisinde küçücük hayvanları koymuşlar ve biz de hayvan sevgisiyle gidip oradan hayvan sahipleniyoruz. Böyle ya, böyle bir mantık olabilir mi? Hayvan sevgi varsa... Sahiplenmiyoruz, satın alıyoruz. Tabii satın alıyoruz. Yani git barınaklara, eğer hayvan sevgin varsa git barınaklara veya barınaklara yardım et. Dolayısıyla da şimdi aslında çok güzel bir şey. Yani biz kendimizi tatmin etme noktasında, şimdi hayvan sevgisi kılıfı altında da şöyle bir şey yok. Yani şöyle bir şey mesela. Şimdi belediye topluyor, hayvan severler köpekleri vermeyiz diyor. Tamam, şimdi bir tepki koyuyor değil mi? Peki sorunu çözüyor musun? Hayır. Orada herhangi bir insana köpeğin ısırmaması noktasında bir yol gösterebiliyor musun? Hayır. Şimdi iki tarafta da bir tarafıyla ben hiçbir şekilde köpeği vermem, hiçbir şekilde köpeği bir yere göndermem diyen bir zihniyet var. Diğer taraftan da ben bunları toplu öldürürsem bu sorunu çözerim diyen bir zihniyet var. Ben ikisinden biriyim. Benim geldiğim nokta çok açık ve net. Ben hayvanların öldürülmesinin sorunu çözeceğine inananlardan değilim. Bu sorunun bu şekilde devam ettiği sürece bir güvenlik sorununa dönüşeceği de çok net. Dolayısıyla da bizim hepimizin çok net bir şey yapması gerekiyor. O da şu, ben yıllar yılı bu konu üzerine biraz çalıştığım için ifade edeyim. Sena, aslında bu meseleyi belediyeler organize ettiğince işin ekonomik boyutu çok büyük değil. Bize anlatıldığı gibi değil. Neden sorusunu sorayım. Şimdi her belediyede biliyorsun lokantalara yıldızlar veriyor belediyeler. Temiz olması, hijyen olması açısından böyle kurallar getiriyor. Şimdi daha önce çalışılmış bir proje olduğu için söyleyeyim. Normalde lokantalarda, zincir alışveriş merkezlerinde bunların işte biliyorsun yiyecekler atılıyor çöplere. Normalde belediyeler bunları alabilse ve bunları kurutmayla birlikte yeme döndürdüğü takdirde aslında çok büyük bir maliyet yok. Neden belediyeler bu işi yapamıyor sorusunun cevabını daha önce Faruk Aksoy söyledi. Şimdi İstanbul'da belediyelerin barınaklarına bakın. Mesela ben Fatih'teyim, köpeğimi aldığım yerde
Yedikule Barınağı, Fatih Belediyesi'nin barınağı var. Şimdi İstanbul'un Fatih'inde ne kadarlık bir alanınız olabilir ki? Çok sınırlı. Dolayısıyla ellerinden geleni yapıyorlar ama alan sınırlı. Şimdi bakıyorsunuz X belediye ormana götürmüş, vurmuş. Ama orada da alan sınırlı. Dolayısıyla da şimdi çok net bir şeyin yapılması lazım. Büyükşehir'in öncülüğünde ilçe belediyelerinde birlikte, tarımla birlikte biraz önce Faruk Aksoy'un söylediği gibi bizim rantsal alan olmayan çevre yerlerde hayvan, büyük hayvan barınakları inşa etmemiz lazım. Kim çok açık söyledi. Hiç kimse tartışmıyor. 18 milyonluk İstanbul'da biz hangi belediyenin kaç hayvana baktığıyla ilgili elimizde bir istatistik var mı? Hayır, yok. Peki ben çok açık söyleyeyim. Komik rakamlar. Sadece birçok belediyede ben de yapıyorum. Var. Benim de böyle bir hizmetim var noktasında sadece göstermelik olarak yapılan işler. Ne yazık ki böyle. Ha, bu noktada çok açık şunu ifade etmek lazım. Bu sorun çok büyük bir sorun. Bir güvenlik tehdidi. Ben köpeğimi bile gezdirirken sana çok açık söyleyeyim. Rahat gezdiremiyorum. Neden gezdiremiyorum? Çünkü çevredeki köpek kolonileri çeteleşmeden dolayı benim köpeğime bile saldırı var. Yani bu kadar açık ve net. Ama ben bu sorunu görmezden gelenlerden değilim. Ama ben bu sorunu tamamıyla bunları öldüreyim. Bu sorun çözülür mantığının çok doğru olduğuna inanmıyorum. Ve Batı'da bize gösterilen İngiltere örneği söyleniyor. Şimdi ben dün Brüksel'den geldim. Sokakta hayvan bulamıyorsunuz. Doğru. Birçok Avrupa başkentinde bulamıyorsunuz. Neden bulamıyorsunuz sorusunun cevabı? Çünkü bir kültürel olarak o insanlar herhangi bir köpek gördüklerinde yetkililere haber veriyorlar. İki, yetkililer uygulama geliştirmişler, o köpekleri alıyorlar. Üç, bir yasal düzenleme yapmışlar. İngiltere gibi bir kısmı bunları öldürüyor. Almanya gibi bir kısmı rehabilite ediyor. Çeşitli örnekleri verebiliyorsun. Ama şimdi bizde temel sorun, bunun kültürel olarak hayatımızla girme şekli. Biraz önce Faruk Aksoy söyledi. Yani güzel bir çerçeve o. Gerçekten biz işin doğasında tamamıyla doğayı bozduğumuz için bunları şehirleşme, şimdi kimse tartışmıyor. Ya %87 şehirleşmişsin. Köylerin bitmiş senin ve dolayısıyla senin bir hayvan sorunu olman gayet doğal. Çünkü sen her şeyi şehre taşımaya başlamışsın. E şimdi şehre taşıdığın bir meselede, köpek meselesinde hiç kimse sormuyor. Kardeşim pandemi sürecinde ne yaptın? Yani mesela belediyelere biz yetkisini sorduğumuzda ya şunu sormak durumunda değil miyiz? Kardeşim sen mesela çöp toplamadığın zaman soru soruyoruz değil mi? Çöpü niye toplamadın? Kısırlaştırmadın işleri, niye sormadın? Ruhsat işleri soruyoruz. Doğru. Ya sen barınaklar meselesinde hiçbir belediye çıkıp da kardeşim ben şu görevimi yapmadım demiyor. Ama sorun ne? Ya şimdi İstanbul'un orta yerinde hakikaten ya turistik yerlerde köpek kolonileri görüyorsun. Çeteleşmiş köpekleri görüyorsun. Tur diplerinde görüyorsun. En turistik mekanlarda, orman alanlarında görüyorsun. Ya hepimiz görmüyor muyuz? Şimdi Belgrad Ormanı'na gittiğinde sağda solda dünyanın köpeğini görmüyor muyuz? Oraya insanların gönüllü olarak dünyanın yemini taşıdığını görmüyor muyuz? Yani aç kalmasınlar diye olmuyor mu? Kim atıyor bunları? Çok açık söylemek lazım, belediyeler. Bir diğer meseleyle bitireyim. Şimdi yasa deyince şu anki yasada ne var? Bir köpeği aldınız, sahibi çıkmadı. 7 gün içerisinde bunu bırakıyorsunuz değil mi? 7 gün içinde bıraktınız. Veya bir belediye köpeklerin uyutulmasına, diplomatik dille uyutulmasına, öldürülmesine karar verdi. Yani siz zannediyor musunuz? Götürüyor, iğnesini vuruyor, onun başını okşuyor. Hani canını öyle teslim. Hayır, çukurları açıyorlar. Ya hepimiz bunları gördük, yaşadık. Çıktı bunlar, çukurları açıyorlar. Canlı canlı köpekleri gömüyorlar, üstünü toprakla örtüyorlar. Yani bu da ne yazık ki bir sorunumuz. Bu da ne yazık ki bir gerçeğimiz. O nedenle ben meselenin bir boyutuyla öldürelim kısmının sorunu çözmediğini, mevcut haliyle devamlı bir güvenlik sorunu olduğunu, dolayısıyla da bir kısırlaştırmayla birlikte 3-6 yıllık süre içerisinde, uzun orta vade içerisinde sorunun kontrol altına alınabileceğini düşünenlerdenim. Teşekkürler. 1910 Sivriada, yani bu hafızalarda okuduğunuz, böyle bütün kitaplarda gördüğünüz o dönem seyyahların, Fransızlar, İtalyanlar inlemelerini, köpeklerini açlıktan ağlamalarını duyduk diye yazmışlar. Çözümü olsaydı o zaman olurdu zannederim. Bugün gelinen olmaz. Noktada sonuç olmaz, bu olmazdı. Olmaz. Gürkan Bey, nasıl bakıyorsunuz? Yani şimdi değerli katılımcılarımız güzel açıklamalar yaptı. Yani detaylı konumlara da girdiler aslında. Şöyle bakmak lazım. Öncelikle hayvanseverlik tanımına bakmak lazım. Yani şimdi hayvanseverlik sadece bir dernek yapılaşması mıdır?
Ya bana göre hayvanseverlik insan olanın, kendini insan olarak gören herkesin ben bir hayvan sevgisi, hayvansever olduğunu düşünüyorum. Yani benim de kendi evimde de Sayın Nevzat Bey ifade etti. Karneli bir kedim var. Kızım çok seviyor. Kızımın sayesinde artık geceleri biz kediyle beraber artık evde uyumaya başladık. Yani evine kedi alamayan düzeninden eşim bir anda aynı yatakta nacizane kediyle yatar pozisyon haline gelmiş bir vatandaş, hayvansever olarak bu konuya değinmek isterim. Ama mesela çok fakat özür dilerim, size bir durum katkı olsun. Var. Dün mesela konuşulurken ya sokak kedileri var ama sokak kedilerinin de sayısı çok arttı denmeye başlandığını gördüm. Mesela Nevzat dün sen bir paylaşım yapmışsın altında peki sokak kedileri ne olacak denme. Yani bir kapıyı açınca gideceği yeri çok da öngöremiyorsunuz. Tabii. Valla bütün tecavüzcüleri şimdi, önce öldürelim ama, o zaman sonra hayvanlara bırakalım meseleyi. Madem böyle bir anlayış varsa öyle yapalım o zaman. Yani gerçek çok özür Gürkan Bey. Yani o zaman bütün tecavüzcüleri, o zaman bütün bu işlerle ilgili herhangi bir şey çıktığında katledelim. Yani mantık bu mu? Şimdi hayvan sahipsiz olduğu için yani mantık bu mu? Yani kedi, yani Gürkan Bey çok özür diliyorum. Yani kedi bakın dinen de köpeğe göre İslam anlayışında sahiplenmesi gereken bir hayvan ve temiz bir hayvan. Yani kedinin su içtiği yerden su içersiniz. Hani onun bir dini boyutu var. Eve girer sizi korur vesaire falan da. Ya şimdi hiç peygamberimizin kedisi yani var Müezza adında. Uyanmasın diye entaresini kestiği. Sen daha iyi bilirsin Nevzat yani sen söyle. Ya ben din otoritesi şimdi şöyle din otoritesindeyiz de Habertürk'ün girişindeki kediyi hepimiz görüyoruz değil mi? Evet. Değer yavruları oldu 3 tane. Evet şimdi aşk dün Akif'le paylaşmıştı. Akif'le paylaşmıştı. Yani hakikaten çok özür diliyorum. Ya biz nasıl böyle bir anlayıştan geldik, vakıf anlayışından geldik. Gülhane'den aşağı inerken kuşların beslenmesi için bile mimarimizde yer yapmışız. Bütün seyyahlar Osmanlı'da bu vakıf kültürü üzerinden bizleri gelmiş bambaşka bir noktaya. Şimdi geldiğimiz noktaya bakıyorum da o zaman gerçekten biz ya dini anlayışımızı kaybettik, ya merhamet duygumuzu kaybettik, ya vicdan duygumuzu kaybettik. Ya da bambaşka bir şey oldu. Yani ne oldu bize ben bilmiyorum ki. Yani yeri geldiğinde Osmanlı diyoruz, medeniyet diyoruz, İslam diyoruz, kul hakkı diyoruz, emanet can diyoruz. Ama mesele bu boyuta geldiğinde sahipsiz, sesi çıkmayan böyle canlı varlıklar üzerinden hepsini katledelim boyutuna geldik. Biraz önce Faruk Akbey söyledi. Yani develeri katleden bir anlayış sizin ne farkınız var o zaman? O zaman neye itiraz edeceksiniz? Hani ya o orada dönem Avustralya'da bu develer katledildiğinde sosyal medyada ben bütün bizim toplumumuzda yazılanları hatırlıyorum. Böyle ayetler paylaşılıp işte bak siz bunu yapıyorsunuz Müslüman ülkede bu olmaz diye hatırlayalım. Yok sonra sosis atacağız kediler de çok arttı dendi. Sonra Avustralya'da yangınlar çıktı bu yangınlar bu yüzden çıktı dendi. Bu yorumlar yapıldı yani. Şimdi sen onu söyledin ben bunları hatırladım. Neyse. Gürkan Bey kusura bakmayın. Kusura bakmayın şimdi, Gürkan Bey bir anda. Yok yok önemli değil hocam. Dertlisiniz. Dertli olunca insan duramaz. Ama konuya farklı bir açıdan da bakmak lazım. Yani şimdi Sayın Nevzat Bey ifade etti. 4 milyon civarında diye söylendi ama önceki dönem Tarım Bakanı da 10 milyonun üzerinde hayvan olduğunu yani başıboş köpek ya da kedi tanımlamasını dağıtabiliriz. Olduğunu söyledi. Şimdi 10 milyon üzerinde olduğu zaman da nüfusumuzun 85 milyon civarı olduğunu baz alırsak yaklaşık toplam Türkiye'nin nüfusunun %12'si kadar bir başıboş köpek ya da hayvanla da karşı karşıya olduğumuzun bilinmesi lazım. Burada şöyle bir durum var. Biraz verilerden bahsedelim. Yani bu tabii herkesin de bunun içinde kayıtlı bir veri de database'i de yok ama toplayabildiğimiz kadar. Az önce zaten Faruk Bey de ifade etti. 2023 yılında 437 bin kişi, 2022 yılında ise 250 bin kişi köpekler tarafından ısırıldığı, 2022 yılında 10 çocuk olmak üzere 27 kişinin ifade ettiği, yine köpeklerden 2023 yılında köpek saldırısından kaçarken 55 kişinin de trafik kazalarında çarpma sonucu vefat ettiğini, yine aynı şekilde köpeklere çarpmamak için 3534 trafik kazası olduğunu göz ardı etmemek lazım. Şimdi az önce tüm katılımcılar, Sinan Hanım sizler de dahil burada belediyeleri suçladık ama ben belediyelerin burada ellerinin bağlı olduğunu, belli bir kısımda ellerinin bağlı olduğunu düşünüyorum. Çünkü hasbelkader belediyelerde yaptığımız çalışmalar da var.
Şöyle bir durum, biz yaptığımız araştırmalarda, özellikle belediyeler sürecinde yaptığımız araştırmalarda ilk üç o şehrin ya da ilçenin bu en önemli üst sorunu nedir diye sorduğumuzda ilk üst sorunun içinde bazı bölgelerde birinci sorun ya %122 civarlarına kadar çıkarak, bakın, yol sorunu, trafik sorunu, geçim sorunu, bunların ikinci planda, hatta bazı bölgelerde, bazı ilçelerde üçüncü planda kaldığı anketlerden bahsediyor. Bu belediye başkanları noktasında, sadece AK Partili değil, tüm belediye başkanlarının bu dönemde de seçilememesinde ve onların başarısız kalmasında, ben belediye başkanlarını şöyle diye ifade ediyorum, soruyorum belediye başkanlarına, değerli katılımcıların dostları da vardır mutlaka ki belediye başkanları noktasında, ben çalışmayan, saat 12'den önce eve gitmeyen çok nadir belediye başkanını görüyorum konuşmalarda. Baktığınız zaman vatandaş köpek sorunuyla, köpek sorunun çözülmemesiyle de tüm yapılan hizmetleri, yaptığınız kültür merkezi, yol, trafik, ne kadar yatırım yaparsanız, sosyal yardım da deseniz, bir köpek sorunun çözülmemesiyle alakalı o belediye başkanı direkt vatandaş tarafından başarısız olarak itham ediliyor. Şimdi burada ben yumuşama konusuna, siyasi konuya da girmek istiyorum. Aslında bu tek taraflı çözülecek, tek bir partilinin ya da tek bir belediyenin çözeceği bir konu değil. Bakın, bugün bir planlama yaparsanız, bir barınak kurma gibi bir alan açmak isterseniz, bunun maliyeti minimumda, bakın, ilçe belediyelerinin nüfusuna göre 10 milyonla 50 milyon arası. Yani çok ciddi rakamlardan bahsediyoruz. Sadece maliyet planlaması noktasında. Bunun herhangi bir belediyenin, ilçe belediyesinin bunu yapması ve bunu yönetme ihtimali mümkün değil. İşte burada CHP belediyesi, Büyükşehir belediyesi, büyükşehirler bazında bakarsak, CHP belediyesi bunu büyükşehir aldıysa, ilçe belediyelerle bir entegre olup tek bir büyük bir barınak sistemi haline getirilebilir. Bakın, sadece barınak olarak buna bakmamak lazım. Bunun veterineri ve bakım maliyetleri de var. Bunları belediyelerin, tek bir belediyenin bunu karşılama, ilçe belediyesi bunu karşılama ihtimali yok. Böyle ki ilçe belediyesi barınağını kurdu, yatırımını yaptı. Ben stratejik planlama çalışmalarında da bulunuyorum. Stratejik planlama çalışmalarında son 10 yılda belediyeler artık stratejik planlamalarına barınağı koymak zorunda kaldılar. Bakın, bazı bölgelerde nüfusu 10 bin, köpek sayısı 1000'i geçen köpek sayıları var bazı bölgelerde. Az önce Nevzat Bey de, Faruk Bey de ifade etti. Başka ilçeden o ilçeye bırakılan köpek. Yani çünkü bunun sonu yok. Sonu olmadığı için de bunun bir yerden başlanması lazım. İşte bu yumuşama konusu. Özellikle ben Bahadır Yanışaylıoğlu'nun ifadelerine katılıyorum özellikle. Çünkü şunu söyledi. Bu bizim, sadece bizim değil, diğer partilere de bu konuda gideceklerini söyledi. Kapılarını çalacaklarını söyledi. Bu ancak ortak istişare, ortak siyasi kararla çözülebilecek bir sorun. Bunu özellikle ifade etmek lazım. Yine bunun bir de ikinci boyutu var. Ekonomi boyutu. Yani özel bakım, evde bakımla alakalı. Nevzat Bey bunu doğru olanı yapmış. Gitmiş barınaktan almış. Ama bunu ticari alana dönüştüren, yine az önce ifade etti Faruk Bey, bunu AB grubu diye tanımladığımız, sosyal statüsü biraz daha üst seviyede olan AB grubu tanımladığımız şehirlerde, ilçelerde de veteriner bölümleri açıldı. Bu veteriner bölümlerinde bunun fiyatlandırmalarına baktığımız zaman gerçekten uçuk rakamlar. Yani insanların buna bir mama alacak, bugün geçim sıkıntılarını düşünüldüğü bir noktada mama alacak parası olmayan insanların buna bakma ihtimalleri de olduğunu açıkçası ben düşünmüyorum. Yani özellikle buna bir yerden devlet ya da partiler bir yerden ortak karar istişaresi altına almaları gerekir. Bu karara göre bakmak lazım. Bir de son olarak da şunu ifade edebilirim. Bu polemik oluşturmak için kesinlikle söylemiyorum. Az önce bir sanatçımızın ismi söylendi. Ben de sevdim, beğendim bir isim. Ama şöyle bir şey var. Bakın, buradan siyasi bir politika çıkartmak için söylemiyorum. Ne olur yanlış anlaşılmaya meyil vermemiş olayım. Zan altında da bırakmayalım. Özellikle köpeklere verdiğimiz ya da hayvanlara verdiğimiz değeri biz Müslümanlar olarak, ya yani Müslüman bir nüfusta yaşayan, bir toplumda yaşayan insanlar olarak, yani Suriye ile ilgili yapılan savaşta onların yaşam hakkının elinden alınması ve devletin burada da bu imkanı tanıması, evet, politikasını tartışabiliriz. Türkiye'nin Suriye politikasını bunu tartışabiliriz. Bu ayrı bir konu. Ama sanatçılarımızın Filistin'deki, tüm Avrupa, tüm dünyanın ayaklandığı, tüm dünyanın sanatçılarının merkezine koyduğu bir Filistin olayında
bizim sanatçılarımızın göz ardı etmesini, kenarda bırakmasını da ben farklı şekilde bakıyorum. Bunun da özellikle hayvanseverler olarak bir köpek sorununa verdiğimiz özelliği bu Filistin olayında da ön plana çıkartmalarını ben naciz canı gönülden bir vatandaş olarak, bir sade bir insan olarak onlardan talebim oluyor. Yani çünkü bunun da söylenmesi lazım. Bu da bir insan sonucunda. İnsanın bir değeri yoksa dünyada, eğer Türkiye'de bunu ifade etmek istemiyorum ama bir hayvanın değerini kadar bir değeri olduğunu da bizim görmemiz gerektiğini de düşünüyorum açıkçası. Çok teşekkür ediyorum.